Ramazan eğlencesi. Sual. Her yerde Ramazan eğlenceleri, Ramazan konserleri düzenleniyor. Ramazan eğlence ayı mıdır? Bir de tasavvuf müziği eşliğinde iftarlar veriliyor. Bunlar dine uygun mu? Cevap. Hiçbirinin dinde yeri yoktur. İslam alimleri buyuruyor ki, çağıranın yemeği şüpheliyse veya İslamiyetin yasak ettiği şey varsa, Mesela çalgı çalınıyorsa, oyun, kumar gibi şeyler varsa, o çağrılan yere gidilmez. İhya Gıybet, oyun, şarkı burunan yemeğe gidilmez. Muhit Metalibül Müminin Ramazan ayı eğlence ayı değil, ibadet ve fırsat zamanıdır. Ramazan ayında çeşitli çalgılı programlar, konserler düzenlenmesi dine aykırıdır en tehlikelisi de bunların bir kısmı tasavvuf müziği, semah gösterisi adı altında yapılarak ibadet olarak sunulmaktadır. Halbuki dinimizde her çeşit çalgı haramdır. İbadete haram karıştırmak ve bundan daha da kötüsü bizzat ibadet olarak sunmak küfre kadar götürür. Fakat maalesef bugün Müslümanların çoğu bu gaflet içindedir. Çalgının haram olduğunu bilen azalmıştır bu durumu mucize olarak sevgili peygamberimiz şöyle bildiriyor. Bir zaman gelecek, ümmetimden bazıları mizmarı yani çalgıyı helal sayacaktır. Şarkıcı kadın ve çalgı aletleriyle eğlenenleri Allahü Teala yerin dibine batırır. Şu beş şey zuhur ederse ümmetimin helaki hak olur. Lanetleşme, içki içme, erkeklerin ipekli giymesi, çalgılar, ve erkeğin erkekle, kadının kadınla iktifa etmesi. Ben mizmarları, çalgıları ve putları yasaklamak için de gönderildim. İblise senin müezzinin mizmarlar, çalgılar denildi. Nibete kavuşunca çalgıyla eğlenmek lanetlenmiştir. Resulullah çalgı aletleriyle para kazanmayı yasakladı. İncil'in yasakladığı müziği sonradan papazlar Hristiyanlığa soktular. Müzik, çalgı, bütün dinlerde büyük günahtır. Çalgısız da olsa, tegannili sesleri çok dinlemekten sakınmalı, çünkü sima kalbi öldürür. Kalpte nifak hasır olur. İbni Abidin hazretleri de buyuruyor ki, tarikatçıların yaptığı gibi, ölçülü hareketlerle sallanıp oynamaya raks denir fıkıh alimleri raksı helal sayıp bilhassa defle oynayarak teganni eden kimse kafir olur demişlerdir. Bezaziye kitabının sahibi Kurtubi'den çalgının ve raksın haram olduğu hususunda müştehit imamların icmaı vardır diye nakledip Şeyhülislam Kirmani'nin raksı helal gören kafir olur fetvasını gördüm demiştir. Raksı helal sayanların fasık olacağını bildiren alimler de olmuştur. Bütün bunlar kâfirlerin adetidir. Her çalgı haramdır. Eğer ansızın kulağına gelirse mazur sayılır. Dinlememek için bütün gücünü sarf etmek farzdır.